Safi Lezzetler kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün benden en çok istemiş olduğunuz sadece 6 tane kete çıkacak kadar bir hamur ölçüsü ve iç malzeme ölçüsüyle kete tarifiyle geldim. Bakın bu şekilde ketelerim çok güzel oldular. Şimdi hemen yapımına geçelim. Öncelikle iç malzememizi hazırlayalım. Ufak bir tencerenin içine 6 yemek kaşığı dolusu un ilave ediyorum. Şimdi şöyle 2 dolu yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Ve üzerine şöyle yarım çay bardağından birazcık daha az olacak şekilde sıvı yağ ekleyip bunları bir güzel bir şekilde kavurmaya başlıyorum. Biraz daha derin bir tencere seçebilirsiniz siz. Yavaş yavaş kavrulan iç malzememe şöyle bir göz atıyorum. Birazcık daha kavuracağım. Bu renge gelince tamamdır. Bu şekilde İç malzememi bir kenara alıyorum ve ben şimdi yağ kısmına geçiyorum. Yağ eriteceğim. Yine 2 yemek kaşığı dolusu yağ karıştırma kabına alıyorum. Üzerine bir çay bardağından biraz eksik kalacak şekilde sıvı yağ ilave ediyorum. Ben bunların tüm ölçülü tam listesini bilgi kutusuna yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Tam 2 yemek kaşığı dolusu yağ ekledim. Yağımı erimeye bırakırken, evet bakın bu şekilde yağın üzerine köpükler oluyor. Bu köpükleri alıyoruz, onları kullanmayacağız. Şimdi hamurumu yapmaya başlayabilirim. Burada yarım su bardağı süt var. Onun üzerine tamamlayacak kadar ılık su ilave ediyorum. İkisi de ılık. Bir çay kaşığı maya ilave ediyorum. Evet, yanlış duymadınız. Bir çay kaşığı. Kuru maya olması yeterli. Yaş maya kullanacaksınız da fındık kadar. Bir tatlı kaşığı ise şeker ekledim şimdi. Çeyrek su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir tane yumurtanın akını hamura katacağım. Sarısını ise üzeri için ayırıyorum. Oldukça ufak ve sevimli bir hamur oluyor. Şimdi göreceksiniz. Çok da açıkçası çok da ufak değil. Yani gayet de güzel bir hamur oldu. Aslında bu hamurla tepsi böreği bile yapılabilir. Şöyle açılarak gayet de güzel olur. 2 su bardağı kadar un var yanımda. Şimdi onu ekliyorum. 1,5 çay kaşığı tuz ekledim. Ve önce kaşıkla şöyle karıştırıyorum. Unun geri kalanını ekledim. Toplamda tamına 3 su bardağı un kullandım hamur için. Ama hepsini birden eklemedim. Tabii yoğura yoğura, yedire yedire ilave ettim. Şimdi göstereceğim. 3. bardak unu getiriyorum şimdi. Bunun da yarısını şöyle kaşıkla hafif yediriyorum. Bundan sonrası kısmını ben şimdi tezgahta yoğuracağım. Evet, şimdi hamurumu aldım, tezgaha geldim. Yine 3 su bardağından kalan un yanımda, onu kullanacağım. Hamurumu şöyle bir hamur kartı yardımıyla tezgahın üzerine alıyorum. Ve burada şöyle bastıra bastıra güzelce yoğurmamız önemli. Hamurun içindeki maya miktarı az ve tüm hamuru nüfuz etmesi için bu şekilde böyle yaklaşık 5-6 dakika kadar yoğuruyoruz. Mayalı hamurların zaten hepsinde yoğurmak çok önemli. Bakın unu yavaş yavaş ekledim ve hamura yedire yedire bu kısımları özellikle atlamadım ama hızlandırdım sıkıcı olmaması adına. Zaten hamuru yoğurdukça toparlanıyor. Çok güzel ve yapışmaz bir kıvama geliyor.
Evet, bakın bu şekilde. Şimdi hamurum hazır olduktan sonra ben hamuru bekletmiyorum. Bana en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi bu. Kete yapmadan önce hamuru mayalamaya bırakmıyorum. Diğer videomda en çok bu soru geliyordu çünkü. Bekletmeden ben direkt bezeleri ayırıyorum. Ama isterseniz bekletebilirsiniz. Açıkçası arasında pek bir fark yok. Yani bekleterek de yaptım, bekletmeden de yaptım. Çünkü mayası az olduğundan dolayı beklemesinin çok da bir şeyi faydası olmuyor. Beze halinde de bekletebilirsiniz dilerseniz. Ben bu şekilde bezeliyorum. İlk yaptığım bezeden başlıyorum açmaya. Ama eğer açmakta yeniyseniz, yani beze yaptıktan sonra dilerseniz bir 15-20 dakika kadar bekleyebilirsiniz. Ya da o sırada yağ eritebilirsiniz, içi kavurabilirsiniz. Tamamen size kalmış. 6 tane eşit beze yapıyorum. Bunları şimdi bir poşetin arasına koyacağım kurumaması için. Şöyle altlarını hafif unluyorum. Evet, bu şekilde poşetin arasına koydum. Ve ben dediğim gibi yine beklemiyorum. Hemen ilk yaptığım bezeyi alıyorum. Açmaya başlayacağım şimdi. Bu sefer oklava kullanmadım. Direkt, pardon, merdane kullanmadım. Direkt oklava ile başladım açmaya. Tamamen karar sizin. Bu açma kısımlarında da size birkaç püf noktası olacak. Bilgi paylaşmak istiyorum. Eğer hamur açmada yeniyseniz bir tane bu şekilde hafif orta kalınlıkta bir cilasız oklava edinebilirsiniz. Açmak istiyorsanız, ilginiz varsa mutfağa ve hamur işlerine. Cilasız olması elinizden kaymaması adına önemli. Biraz daha ustalaştıktan sonra cilalı bir oklavayla da açabilirsiniz. Bana bunları çok sevgili bir komşumun annesi hediye almıştı. Pazardan ona rica etmiştim bana seçer mi diye. Gerçekten de çok güzel çıktılar. Yaklaşık 3 seneden beri her gün elimdeler. Ona da buradan kocaman teşekkürlerimi ve sevgilerimi gönderiyorum. Evet, hamurumu bu şekilde orta kısmına fazla bastırmadan oklavaya ve hamurun kenar kısımlarını hafif hafif bastırarak, ittirirken hafif bastırarak, çekerken de hafifçe bastırarak açıyorum. Hamuru bu kısım bu kıvama gelince birazcık daha unlayabiliriz. Fazla değil ama gördüğünüz gibi şöyle birkaç tutam. Çünkü yapışmaması için unlamak çok önemli. Bir de hamur açarken biraz seri hareket etmek gerekiyor hamurumuz kurumaması için. Tabii cam kapı pencerede kapalı olursa kurumaması için o yeterli şartlar oluşturulmuş olur. Bizim yaptığımız kete biliyorsunuz ince açılarak yapılan bir kete. Her yörenin farklı ketesi oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz her tarafta ülkemizin çeşitli yerlerinde çeşitli tariflerle keteler yapılıyor. Biz Erzurum ketesinde bu şekilde hamuru incecik açarak yapıyoruz. Ve bu şekilde çok seviliyor. Hem biliyorsunuz ben sipariş de alıyorum kete için. Ve her yaptığım kişi, her tadan müşterim çok çok beğeniyorlar. Ve devamını istiyorlar mutlaka. Ben de ufak bir ölçüyle sizlerin de denemesi için tarifimi bu şekilde yüklemek istedim. Hazırladığım yağlı karışımdan bu şekilde 3 yemek kaşığı yufkanın her tarafına serpiyorum. Bu şekilde yufkayı katlayıp açarak her yerine gelmesini sağlıyorum. Katlama şekli de bu şekilde. Orta kısmını tekrar yağlıyorum. 1 yemek kaşığı yeterli. Bu şekilde bir kare elde ediyorum. Bu karenin tam iç kısmına şimdi kavurduğum undan koyacağım. Ben bu sefer cevizli yapmadım keteyi. Sadece içli yaptım. Cevizli seven olursa bol ceviz çok yakışıyor. Tavsiye ederim. Ben de çok seviyorum cevizli aslında. Bu şekilde zarf gibi ortada buluşturuyoruz tüm uçları ve kenarlarına şöyle parmak uçlarımızla açılmaması için bastırıyoruz. Bakın evet ketemiz hazır. Ben bir tane de hızlandırılmış olarak göstermek istedim. Hamurun burada inceliğini şimdi sizlere ufak bir deneyle göstermiş olacağım. Bakın tamamen elimin izi
gözükebiliyor. Hamur da ince ince açılıyor bizim ketemiz. Ama dilerseniz açabildiğiniz incelikte de yapmanız sizin için yeterli olacaktır. Açamayan arkadaşlarım için söylüyorum bunu. Yine katlıyorum iki ucunu ortaya. Evet, bu şekilde yine kenarlarını bastırıyorum. İkinci ketimiz de hazır. Ben hepsini hazırladım. Tepsiye dizdim şimdi. Sizinle paylaşacağım görüntüsünü. Evet, şimdi bu aşamadan sonra fırını 200 dereceye ayarlıyorum. Fırın ısınana kadar tepside kalma süresi tepsi mayası için yeterli. Bir tane yumurta sarısına zeytinyağı ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar süt de ilave edebilirsiniz. Zeytinyağını ek olarak yumurtanın kıvamını daha akıcı hale getirecektir o. Ve sürmesi kolay olacaktır. Tercih tamamen size ait. Yumurtaları sürdüm. Şimdi 200 derece ısınmış fırına ketelerimi gönderiyorum. Ketelerim pişti. Bakın bu şekilde ben bu kıvamda kızarmış seviyorum. Dilerseniz biraz daha az kızartabilirsiniz. Gayet lezzetli ve çok çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. O yüzden Ramazan'dan önce videoyu yüklemek için acele ettim. Umarım beğenirsiniz. Şimdi ketemin iç dokusunu göreceksiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmanızı ve videomu beğendiyseniz bir adet yorum bırakmanızı ve videomu beğenmenizi rica ediyorum. Yepyeni tariflerde buluşmak üzere. Hepimize hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.